Evet arkadaşlarım, nokta, noktalama işaretlerinden nokta. İlk önce şunu söylemek istiyorum sizlere. Nokta, noktalı virgül, iki nokta ve virgül. Bu dördüne çok dikkat edin, tamam mı? En çok karıştırılan bunlar. Hatta en çok karıştırılan noktalı virgülle iki nokta. Dikkatlice dinleyin. Nokta, bildiğiniz gibi her anlamca tamamlanmış her cümlenin sonuna nokta konur. Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu. Cümlesi anlamca tamamlandı ve cümlenin sonuna nokta kondu. Bazı kısaltmaların sonuna nokta konur. Avukat kısaltması av nokta. Bakınız BK nokta. Bulvar bul nokta. Cadde cad nokta. Sokak sok nokta. Sayfa S nokta. Tamam mı arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti ifadesinin kısaltımında nokta kullanılır. T de C de büyük harflerle yazılır ve nokta kullanılır arkadaşlar. Şu bulvarı unutmayın, tamam mı? Bulvar bul nokta. Evet, devam ediyoruz noktaya. Zaten her sayfanın başına noktalama işareti hangisiyse adını yazdım. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. Şöyle yapalım. Bir saniye. Böyle daha iyi görünür. Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta konur. Dördüncü, dört nokta. İkinci Mahmut, gördüğünüz gibi iki nokta. İkinci sokak, iki nokta. Beşinci cadde, beş nokta. Sıra bildirmek için sayılardan sonra nokta konur. Şunu unutmayın. Bakın, dersi sınıfta işlerken de uyarı olarak söylemiştim. Defterinizi açın, bakın. Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur. Hatırlayın, hatırlarsınız. Mesela şu an yanlış söyleyeceğim. Bir nokta, iki nokta, üç nokta ve dört nokta maddeler. Yanlış. Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur. Uyarı olarak bunu yazmanızı tavsiye ediyorum. Bak bir virgül iki. Şimdi arka arkaya sıralanmış virgülle ayrılmamış mı? Evet. Bir iki üç. Bir ve iki arasında virgül var. Birden sonra nokta koyarsan yanlış olur. Bir virgül iki ve üç. Bak en son sayının sonuna nokta koydum. Doğru. Üçüncü maddeler. Romen rakamlarıyla yazılmış. 11'dir bu. X 1 11'dir. 11 kısa çizgi, çizgi. X 5 15 demektir. 11 15 arasına kısa çizgi konmuş. Yani arka arkaya sıralanmış 11 ve 15 sayılarının arasında çizgi var. O zaman noktayı ben yalnızca sonuncu rakamdan sonra koydum. Bak 15'ten sonra nokta koydum. Gördün mü? Doğrusu budur. Yanlış söyleyeceğim şimdi. 11 nokta 15 nokta yüzyıllar arasında yanlıştır. Anlaşılmayan bir yere oldu mu hemen durdurun beni, tamam mı arkadaşlar? Şu maddeyi uyarı olarak yazın, tavsiye ediyorum. Noktadayız hala. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta konur. Hatırlayın hatta derste soru sormuştum size. Gitmiştim, dalmıştım. Kendi kendime cevap vermiştim. Hatta siz hocam söylediniz, işte soruyu iptal edelim demiştiniz. 11.6 Haziran yani nokta 2018. 11 nokta Romen rakamı ile yazılmış bu. 4'tür. 11 nokta 4 nokta 2018. Tarihlerin yazılışında gün, ay, yılı gösteren sayıların arasına yalnızca nokta konur. Diğer kullanımlar nerede olursa olsun yanlıştır. Uyarı var, uyarı. Tarihlerde bu uyarıyı da verdim derste size. Tarihlerde ay isimleri yazıyla yazıldığında ay isimlerinden önce ve sonra nokta kullanılmaz. Tamam mı arkadaşlar? Ay ismi Mayıs yazıyla mı yazıldı? Evet. Şimdi bir de şunu hatırlatıyorum size. Eğer ifadede, eğer cümlede rakam sayı varsa gün ve ay isimlerinin baş harfi büyük olurdu değil mi? Eğer cümlede, ifadede rakam varsa, sayı varsa gün ve ay isimlerinin baş harfi her zaman büyük olurdu. Mayıs'ın M'si büyük, bak gördün mü?
M büyük. Ve ay ismi yazıyla yazılmış. O zaman 29 nokta Mayıs nokta dersem yanlış mı olur? Tabii ki yanlış olur. Eğer ay ismi yazıyla verildiyse, yazıyla verilen ay isminden önce de sonra da nokta kullanamazsın. Bu uyarıyı da not almanızı tavsiye ediyorum. Bilerek çıkartırlar karşınıza. Nokta koyarlar buralara. Siz de onu hemen bulursunuz. Noktaya devam ediyoruz. Saat ve dakika gösteren sayıların arasına da yalnızca nokta konulur değil mi? Telefonlarda, internetlerde iki nokta kullanımı %100 yanlıştır arkadaşlar. Unutmayın. Saat ve dakika gösteren sayıların arasında yalnızca nokta konur. Bir de mesela 08.45, 45 dedik ya, bak 5 ş ile bitiyor, sert ünsüzle bitiyor. Kesme işareti kullandım, D değil T olur. Okunuşta son harfin, 5'in son harfine bak, 5 dediğimde ne ile bitiyor? Ş, ş sert ünsüz değil mi? 5 D dersem yanlış olur, T derim arkadaşım. Kar yağışı 14, bak 14 T, gördün mü? D dersem yazım yanlışı olur. 14.00 kesme işareti T. T de nedir? 4 dediğimde sonda T var ya, sert ünsüzdür. Eğer kelimenin sonu sert ünsüzle biterse T dersin. Sert ünsüzle bitmezse D dersin. Mesela 6 deseydim 18.00 da derdim. Değil mi arkadaşlar? Genel ağ adreslerinde de nokta kullanılır. Görmüş olduğunuz gibi Türkçe C dersi bitişik nokta net. Evet, devam ediyoruz. Gelelim virgüle. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur. Yani görevleri aynı olan demektir. Eş görevli demek. Görevleri aynı olan kelime veya görevleri aynı olan kelime gruplarının arasına virgül konur. Yorgunluktan, uykusuzluktan artık dayanacak gücü kalmamıştı cümlesinde. Yorgunluk, uykusuzluk isimdir değil mi? Yorgunluktan, uykusuzluktan isimdir. İki ismi ayırmak için ne koydu araya? Virgül koydu. Mesela Muhammed virgül, Neşe virgül, Ömer virgül, Arda yanımıza geldi. Aralara virgül koydum. Saymış olduğum kelimeler isim değil mi? İsimleri birbirinden ayırdım. Değil mi? Eş görevli kelimeler isimdi cümlede. Onları ayırmak için araya virgül koydum. Sarı virgül. Uzun saçları vardı. Saç isim. Nasıl saç? Sarı sıfat. Nasıl saç? Uzun sıfat. Sarı ve uzun sıfatlarını birbirinden ayırmak için araya yine ne koydum? Virgül koydum. Tamam mı arkadaşlarım? Evet. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Güzel arkadaşlarım, yapısına göre cümlelerde sıralı cümle ne demekti? Hatırlayalım. Birden fazla yüklem, birden fazla cümle, virgülle ya da noktalı virgülle birbirinden ayrılırsa o cümleye yapısı bakımından sıralı cümle deriz, değil mi? Ve örneğe bakalım. Gittik virgül, gördük virgül, aldık nokta. Arkadaşlarım, gittik tek başına bir cümledir, yüklemdir. Gördük tek başına bir yüklem cümledir. Aldık tek başına yüklem ve cümledir. Gittik, gördük, aldık. Ayrı ayrı değerlendirin. Üçü de ayrı ayrı tek yüklemden oluşan cümledir. Tek yüklemden oluşan bu üç cümleyi birbirinden virgül ayırmadı mı? Ayırdı. Birinci yüklem, ikinci yüklem, üçüncü yüklem. Araya virgül koymuş. Yani bir, iki, üç cümle, üç yüklem virgüllerle ayrılmış. Demek ki sıralı cümleyi hatırladık. Sıralı cümleleri de birbirinden ayırmak için ne koyarmışız? Virgül koyarmışız arkadaşlar. Virgüle devam ediyoruz. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna ya virgül koyarım ya kısa çizgi koyarım. Derste verdim, hatırlayın.
Örnek cümleye bakalım bir ilk önce. Memleketimi, virgül, Isparta'yı, virgül, çok özledim. Şimdi hatırlatmak için cümleyi ögelerine ayıracağım, tamam mı? İyi dinleyin. Özledim, yüklem. Özleyen kim? İşi yapan kim? Ben, gizli özne. Peki ben kimi, neyi özledim? Memleketimi. Nedir? Belirtili nesne. Memleketimi belirtili nesne. Özledim, yüklem. Ben, gizli özne. Tamamlayayım ögelerimi. Ne kadar özledim? Yükleme ne kadar diyorum. Çok zarf cümlece. Şimdi şu ifademe dikkat edin. Bu cümlede başına ve sonuna virgül konmuş Isparta'yı ifadesi ara sözdür. Bu cümledeki ara söz olan Isparta'yı, ara sözü, bu cümledeki belirtili nesneyi açıklamak amacıyla kullanılmıştır. Memleketimi belirtili nesneydi değil mi? Evet. Cümlede memleketimi virgül, Isparta'yı virgül demiş ya, memleketinin Isparta olduğunu dile getirmiş. Dolayısıyla bu cümledeki ara söz Isparta'yı, belirtili nesneyi açıklamamış mı arkadaşlar? Açıklamış. Ara sözlerin böyle görevleri de vardır. Cümledeki belirtili nesneyi açıklar, özneyi açıklar, dolaylı tümleci açıklar. Mesela alt komşumu, iyi dinle, alt komşumu, virgül, neşeyi, virgül, özledim, nokta. Özledim, yüklem. Kim? Ben, gizli özne. Kimi? Alt komşumu, belirtili nesne. Bu cümledeki ara söz neşeyi değil mi? Neşeyi. Başına ve sonuna virgül koydum çünkü. Alt komşumu virgül, neşeyi virgül özledim. Kimi? Alt komşumu, belirtili nesne. Neşeyi ifadesi alt komşumu ögesini açıklamıyor mu? Evet. Demek ki bu cümledeki, söylediğim cümledeki neşeyi ifadesi belirtili nesneyi açıklama amacıyla kullanılmış bir ara sözdür. Mersin'e virgül, bak virgüle dikkat et. Ha, tekrar ediyorum. Ara sözün başına ve sonuna virgül koyduğun gibi kısa çizgi de koyabilirsin. Senin karşına kısa çizgi konulmuş hale de gelirse kafan karışmasın. Bak şimdi. Mersin'e virgül veya kısa çizgi. Ömer de oradaymış, virgül ya da kısa çizgi. Gideceğiz. Şimdi buradaki Ömer de oradaymış ara cümledir. Değil mi? Gideceğiz, yüklem. Kim? Biz, gizli özne. Nereye? Mersin'e. Dolaylı tümleç. Şimdi buradaki ara cümle, Mersin'e gideceğiz cümlesindeki herhangi bir ögeyi açıklama amacıyla kullanılmamış. Ek ifade etmek amacıyla kullanılmış. Tamam mı? Mesela önümüzdeki seçimde veya seçimde miyim şimdi? Önümüzdeki maçta virgül Galatasaray kazanacak, virgül, kardeşimle plan yapacağız. Galatasaray da kazanacak dedim ya, başına ve sonuna virgül koydum. Nedir bu? Ara cümledir. Galatasaray da kazanacak diyerek cümle içerisinde kendime veya karşı tarafa başka bir ifade daha ekliyorum. Amacım bu. Herhangi bir ögeyi amaçlamak, açıklamak için ben bir amaç taşımıyorum. Mersin'e gideceğiz cümlesinde başına ve sonuna virgül konmuş, Ömer de oradaymış ifadesi herhangi bir ögeyi açıklamaksızın kullanılmış olan ara cümledir. Demek ki ara cümleleri ve ara sözleri temel cümleden ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına da sonuna da ya virgül koyarım ya kısa çizgi koyarım. Evet, virgüle devam ediyoruz. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra virgül konur. Akşama görüşürüz, virgül dedi. Gördün mü? Akşama görüşürüz, başka bir kişinin ağzından çıkan ifade değil mi? Peki, akşama görüşürüz dedi cümlesinde, akşama görüşürüz alıntı ifadesi doğrudan anlatım değil mi? İşledik. Hatırla, geçmişe dön. Bak, söz bir başkasının ağzından çıkmış ve söz hiç değiştirilmeden aktarılmış. Akşama görüşürüz, virgül dedi. Akşama görüşürüz doğrudan anlatımdır. Yani alıntı cümleler doğrudan anlatımdır. Alıntı cümlelerinden sonra ne koyarız? Virgül koyarız. Bir de ek bilgi olarak bu cümleyi ögelerine ayırmak istiyorum. İyi dinle. Çünkü karıştırıyorsunuz. Dedi, yüklem. Diyen kim? O. Gizli özne. O ne dedi?
Akşama görüşürüz. Belirtisiz nesne. Bu cümledeki alıntı cümle belirtisiz nesne görevinde ve alıntı cümlelerinden sonra ne konur? Virgül konur. Anlaşılmayan nokta oldu mu anında yaz bana ya da söyle. Devam ediyoruz. Virgüle devam ediyoruz. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine de virgül konur arkadaşlarım. Konuşma çizgisi gördünüz burada. Bu ilaçları ne zaman bırakacağım virgül diye sordu. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine de konduğu için buraya soru işareti koymadım. Çünkü bu ilaçları ne zaman bırakacağım ifadesi alıntıdır. Doğrudan anlatımdır. Mesela ben bu soruyu Enes'e soruyorum diyelim. Öyle düşün. Enes, bu ilaçları ne zaman bırakacağım diye sordu Neşe Hoca dedi. Enes dedi bu cümleyi. Ne yapacak Enes? Benim ağzımdan çıkan alıntı cümleyi hiç değiştirmeden aktaracak. Enes, bu ilaçları ne zaman bırakacağım? Benim ağzımdan çıktığı gibi Enes söyledi size. Hemen ardından virgül koyarım. Edebi eserlerde, edebi sanatsal demek. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna nokta konur. Ay özür dilerim, virgül konur. Yoruldum o yüzden. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna virgül konur. Nemli gözlerle yüzüme bakarak virgül. Konuşma çizgisi. Seni çok özlemiştim, virgül dedi. Seni çok özlemiştim, alıntı cümle, virgül konmuş. Konuşma çizgisi var burada. Konuşma ifadesinden önce, bak konuşma ifadesi bu ya, bundan önce virgül kondu. Devam ediyoruz virgüle. Kendisinden sonraki cümleye, bunu da hatta defterinize yazdırdım, açın bakın. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekala, tamam, olur, hay hay, baş üstüne, öyle, hadi, elbette gibi kelimelerden sonra virgül konur. Mesela Neşe hocam defter alalım dedi bir öğrenci. Peki alalım dedim. Peki virgül alalım nokta. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü kabul bildiriyorum ben. Peki diyorum, tamam diyorum. Olur virgül ben de size katılırım. Elbette virgül bizimle gelebilirsin. Haydi virgül acele edelim. Gördüğünüz gibi red kabul teşvik bildiren peki olur elbette haydi tamam baş üstüne öyle haydi gibi kelimelerden sonra mutlaka virgül konur. Unutmayın arkadaşlar. Tamam Batuhan'cığım. Devam ediyoruz. Virgüldeyiz hala. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra virgül konur. Arkadaşlar virgül, lütfen sakin olunuz ünlem işareti. Gördünüz mü? Şimdi ünlem işaretini de tekrar edeceğim. Arkadaşlar hitap için kullanılan bir kelime değil mi? Arkadaşlar, gençler virgül, lütfen sakin olunuz ünlem işareti. Eğer ben ünlem işaretini hitap bildiren arkadaşlar kelimesinden sonra kullansaydım, lütfen kelimesinden sonra virgül kullanacaktım. Lütfen kelimesinin L'si büyük olacaktı. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır virgül. 28,8. 25 tam virgül 10'da 8. 0,35. 0 tam virgül %35. Devam edelim. Virgüldeyiz hala. Kitap, dergi ve benzerinin künyelerinde. Künye şu demek arkadaşlar, künye. Tamam mı? Altta yazılı örnek demek. Yazar, eser, basım evi ve benzeri maddelerden sonra virgül konur. Reşat Nuri Güntekin, edebiyatçının adı bu, virgül. Çalı Kuşu, romanının adı, virgül. TDK Yayınları, virgül. Ankara, virgül, 2005. Görmüş olduğunuz gibi sanatçının adı, romanının adı, yayın evinin adı, şehrin adı ve yılı birbirinden ayırmak için yani bu künyede yazar, eser, basım evi isimlerini, maddelerini birbirinden ayırmak için bunların arasına virgül kondu. Yazarın soyadı önce yazılmışsa soyadından sonra da virgül konur unutmayın.
Reşat Nuri yazarın adı Güntekin soy ismi ya. Şimdi soy ismi başa geldi. Güntekin soy ismi virgül. Reşat Nuri yazarın adı virgül. Çalıkuşu romanının adı virgül. TDK yayınları basım evi, yayın evi virgül. Ankara şehrin adı virgül. Ve yıl 2005, en sonuna da nokta koyarız. Uyarı, unutma, önemli. Bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz. Bağlaç, mesela D bağlacı, K bağlacı, hem hem bağlacı, ya ya, kah kah bağlacı, ne bağlacı, bunlar bağlaçtır. Cümlede bağlaçları atarsan cümlenin anlamı bozulmaz. Ve bağlaçlar daima sözcüklerden ayrı yazılır. Bağlaçlardan önce de sonra da virgül veya başka bir noktalama işareti kullanamazsın. Hem çalar hem söyler cümlesindeki bağlaç hem hem bağlacıdır. Tekrarlanan, yinelenen bağlaç hem hem bağlacı. Bak, hiçbir şekilde nokta yok veya virgül yok. Ya sen gel ya da bir haber yolla. Bu cümledeki bağlaç ya ya bağlacı ve da bağlacı. Ne kendi uyudu ne bizi uyuttu. Ne bağlacı. Elif de Melike de azimli öğrencilerdir. D nedir burada? Bağlaçtır. Bağlaçlardan önce de sonra da virgül veya noktalama işareti kullanılmaz. Unutma, uyarı 2. Şart ekinden sonra virgül konmaz. Şart eki nedir hocam? Sase. Sase. Bana inanmıyorsan kendin araştır. İnanmıyorsan kelimesindeki sa şart gibidir. İnanmıyorsan virgül deseydim yanlış olurdu. Çünkü şart ekinden sonra virgül kullanılmaz. Bu da önemli. Dikkat et. Metin içinde zarf fiil, ulaç, bağ fiil eki almış kelimelerden sonra virgül konmaz. Ancak art arda gelen zarf fiil eki almış kelimelerden sonra virgül kullanabilirsin. Yani bir cümlede zarf fiil eki almış bir kelime varsa, bir tane varsa virgül kullanamazsın. Eğer cümlede zarf fiil eki almış birden fazla kelime varsa o zaman virgül kullanabilirsin. Beni dikkatle izleyerek virgül, notlar alarak dinledi. Bu cümlede virgülün kullanılması doğrudur. Neden? İzlemek fiilinin aldığı erek zarf fiil ekidir. Almak fiilinin aldığı arak zarf fiil ekidir. Cümlede art arta sıralanmış zarf fiil eki almış kelimeler var. O zaman virgül kullanabilirsin. Ama şöyle olsaydı, beni dikkatle izleyerek virgül dinledi olsaydı olmazdı. O zaman cümlede zarf fiil eki almış bir kelime olurdu. Cümlede sadece bir kelime zarf fiil eki alırsa o kelimeden sonra virgül kullanamazsın. Cümlede birden fazla kelime zarf fiil eki aldıysa o zaman virgül kullanabilirsin. Devam ediyoruz. Gelelim noktalı virgüle. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır. Tür dediği isimler, sıfatlar, zarflar, takım dediği sıfat tamlaması, isim tamlaması bunlardır. Kedilere minnoş, pamuk, tekir, noktalı virgül. Köpeklere ise karabaş, çomar, benekli gibi isimler takılır cümlesinde. Minnoş, pamuk, tekir, virgüllerle ayrılmış isimler, kedilere takılan isimler. Daha sonra noktalı virgül koymuş. Karabaş, çomar, benekli, köpeklere takılan isimler. Yani cümlede virgüllerle ayrılmış tür isimleri var. Gördün mü? Minnoş, pamuk, tekir, kedi ismi. Karabaş, çomar, benekli, köpek ismi. Minnoş, pamuk, tekiri virgüllerle ayırmış. Karabaş, çomar, benekliyi virgüllerle ayırmış. Bu iki isim türlerinde birbirinden noktalı virgülle ayrılmış. Mesela şöyle diyelim bir de. Bu bölgede kız çocuklarına Ayşe virgül, Fatma virgül, Neşe noktalı virgül. Erkek çocuklarına ise Ali virgül, Mehmet virgül, Veli isimleri takılır. Gördünüz mü? Kız çocuklarının isimlerini virgüllerle ayırdım. Erkek çocuklarının isimlerini virgüllerle ayırdım. Kız çocuklarının isimleriyle erkek çocuklarının isimlerini noktalı virgülle birbirinden ayırdım. Türkiye, Almanya, Kırgızistan noktalı virgül. Ankara, Berlin,
Bişkek. Bakın, ülke isimleri Türkiye, Almanya, Kırgızistan. Virgüllerle ayırdım. Daha sonra noktalı virgül koydum. Daha sonra bu ülkelerin başkentlerini yani şehir isimlerini verdim. Ankara virgül, Berlin virgül, Bişkek. Şehir isimleri ile ülke isimlerini birbirinden noktalı virgülle ayırdım. Demek ki noktalı virgülün birinci görevi cümle içindeki virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılmasıdır. Noktalı virgülün diğer görevi nedir? Kendi içinde virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Sıralı cümle ne demekti? Birden fazla yüklemi olan, pardon, birden fazla yüklemi, birden fazla cümleyi virgülle ya da noktalı virgülle ayırırsan o cümle yapısı bakımından sıralı cümle olurdu. Yağmurdan virgül, fırtınadan göz gözü görmüyor bir cümledir. Doğru mu? Ve virgül kullanılmış cümlede noktalı virgül insanlar sokaklardan hızla çekiliyordu. Bak, ilk cümlede virgül kullanılmış. İkinci cümle var. Bu iki cümleyi birbirinden noktalı virgül ayırdı. Çağrıldığın yere git virgül. Aha, burası bir cümle. Doğru mu? Evet. Ar eyleme. Burası da bir cümle. Doğru mu? Evet. Sonra noktalı virgül. Burada yanlışlık var. İki nokta yazılmış ama noktalı virgül olacak. Onu lütfen unutmayın. Şuradaki iki nokta noktalı virgül olacak. Çağrılmadığın yere gidip yerini dar eyleme. Al. Üçüncü cümle. Bir cümle, iki cümle, üç cümle. Birbirinden noktalı virgülle ayrıldı. Şu iki nokta noktalı virgül olacak. Dikkat et. Noktalı virgülün bir diğer görevi nedir? İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül kullanılır arkadaşlar. Bunun da örneğini vermiştim arkadaşlar. Bak şimdi. Roman, roman, noktalı virgül, hikaye, virgül, masal ve fabula göre daha çok tercih ettiğim bir türdür. Evet, kim daha çok tercih ettiğim bir türdür? Roman. Roman burada özne. Doğru mu arkadaşlar? Kime göre? Masal ve fabula göre. Roma, hikaye, masal ve fabula göre. Şimdi bu cümlede roman özne görevinde. Eğer ben romandan sonra noktalı virgül koymasaydım, virgül koysaydım roman özne olabilecek miydi? Hayır. Kim tercih ettiğim bir türdür dediğimde gizli özne o olacaktı. Başka bir örneği sözlü olarak söyleyeyim. İyi dinle ama. Ömer noktalı virgül. Veli, Batuhan ve Ahmet'i maça çağırdı. Kim çağırdı? Ömer, özne. Ömer'den sonra noktalı virgül koydum. Eğer Ömer'den sonra noktalı virgül koymasaydım, virgül koysaydım. Kim maça çağırdı? O gizli özne olacak. Gördünüz mü? Demek ki ikiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra öznenin diğer ögelerle karışmaması için özneden sonra noktalı virgül kullanırız arkadaşlar. Evet, iki noktaya geçtik. Bu arada gelenlerin adını bir fotoğraflayayım ben. Çok az bekleteceğim. Evet, iki nokta. Bakalım ne kadar zamanımız var. Çok fazla kalmamış ama biz yine devam edelim arkadaşlar. İki nokta. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna ne konur? İki nokta konur. Örnek kelimesini unutma, tamam mı? Örnek verileceği zaman iki nokta konur. Ömer'in hoşlanmadığım davranışları şunlardır. İki nokta. Açıklama da yapacağım, örnek de vereceğim. Aceleci olması, inatçı olması, dağınık olması. Aralarına virgül koydum, sonuna nokta koydum. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur. Hep kafanızda anahtar kelime oluşturun. Örnek verileceği zaman, açıklama yapılacağı zaman iki nokta kullanılır. Mutlu olmanın tek bir yolu var, açıklama yapacak. İki nokta. Bakın, iki noktadan sonra cümle kuracaksan büyük harfle başlarsın. Cümle kurmayacaksan küçük harfle başlarsın. Derste size bunun örneklerini verdim. Mutlu olmanın tek bir yolu var. Açıklama yapacağım. İki nokta. Cümle kuracağım için büyük harfle başlıyorum. Paylaşımcı olmak nokta. Şöyle deseydim.
Pazardan şunları almanı istiyorum. İki nokta açıklama yapacağım. Küçük harfle elma, virgül, armut, virgül, ayva, üç nokta. Gördünüz mü? Şimdi cümle kurmadığım için iki noktadan sonra küçük harfle başladım. Eğer iki noktadan sonra cümle kuracaksan unutma, büyük harfle başlayacaksın. Devam ediyoruz. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra nokta konur. Mesela baba konuşacak ya şimdi diyalog var. Baba ve oğul konuşacak. Baba konuşacak. İki nokta. Büyük harfle başla. İstediğim gazeteleri aldın mı oğlum? Soru işareti. Oğul konuşacak. İki nokta. Evet bak virgül koydu gördün mü evetten sonra. Evet virgül. Evet babacığım aldım nokta. Edebi eserlerde, sanatsal eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Konuşma çizgisi. Buradan sahile nasıl gidebiliriz? Soru işareti. Soru soruyor. Faytoncu cevap verir. İki nokta. Konuşma çizgisi. Atlayın virgül. Ben sizi götürürüm. Arkadaşlar, edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna kısmen virgül konur. Kısmen iki nokta konur. Gördünüz mü? Buraya virgül konulması da doğru kabul edilebiliyor. Dikkat edin. İki nokta genel ağ adreslerinde iki nokta kullanılır. HTTPS iki nokta iki yan çizgi Türkçe dersi nokta net iki noktayı burada kullanmış. Evet, üç nokta. İsterseniz arkadaşlar konuyu fazla biriktirmeyelim. Üç noktada kalalım. Çünkü slayt daha devam edecek. Bir dahaki dersimizde de üç noktadan devam edelim. Şimdi biz neleri işledik? 2 dakika beni dinleyin lütfen. Biz neleri işledik? Noktayı işledik. Size tavsiyem bugün noktaya çalışın tekrar. Virgüle çalışın. Bu bilgilere çalışın mutlaka. Noktalı, şu uyarılara mutlaka çalışın. Noktalı virgüle çalışın. İki noktaya çalışın. Nokta, virgül. Noktalı virgül, iki nokta. Bugün bu işlediklerimize çalışın. Bir dahaki dersimizde üç noktadan devam edelim. Bitirmesine bitiririm. Bir saat daha eklerim. Ama bu size fayda sağlamaz. Tamam mı? Son kez söylüyorum. Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta. Lütfen kendi iyiliğiniz için bu bilgileri tekrar okuyun. Notlarınızı alın ve bol bol soru çözün arkadaşlar. Bu dersimizi bitirelim. Bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar, bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Sormak istediğiniz bir şey varsa Görüşürüz hocam. görüşürüz. Sormak istediğiniz bir şey varsa şu anda da sorabilirsiniz. Dersten sonra da sorabilirsiniz. Son kez beni tanıyorsunuz. İyiliğiniz için söylüyorum. Ne olur lütfen. Nokta virgül, Yok nokta hocam, çok virgül, teşekkür nokta. ederiz. Tamam. Tekrar çalışın bugün. Mutlaka çalışın. Sakın ertelemeyin, tamam mı? Allah Kendinize razı olsun Tamam hocam. hocam. Amin. Allah sizden de razı olsun. Takıldınız bir şey oldu mu cepten yazarsınız zaten bana. Allah'a emanet olun. Tamam akşama Siz de noktayla hocam. ilgili soru Kendinize iyi varsa bakın. siz de kendinize Siz iyi de bakın. Allah'a emanet olun gençler. Görüşürüz.